Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi konuyu işleyeceğiz? Türkiye'de iç kuvvetler. Bir önceki dersimizde zaten iç kuvvetlerin temel özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi daha kısa ölçekte Türkiye'de iç kuvvetlerin etkileri nelerdir? Bunlarla ilgili güzel bir dersimiz olacak. O zaman hız kesmeden ünite içerimize şöyle güzel bir göz atalım. Şimdi öncelikle bu hangi kazanım kısmında derseniz 10, 1, 5 kazanım kısmında. Ve kazanımın şöyle de açıklamasına bakarsanız Türkiye'deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisi. Peki bu bizim iç kuvvetlerimiz neydi? Hemen hatırlayalım. Orojenez vardı değil mi? Daha oluşumuydu. Epirojenez vardı. Bu da kıta oluşumu demekti. Bununla birlikte volkanizma vardı. Magmanın yeryüzüne ya da yeryüzüne yakın yerlere sokulup soğuması. Bir de depremler vardı. Yer kabuğunda meydana gelen salınımlar ya da sarsıntılardı. İşte bugünkü dersimizde biz orojenez, epirojenez, volkanizma ve depremlerin Türkiye'deki etkilerinden bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki ki bugünkü anahtar kavramlarımızla bir önceki kısımdaki anahtar kavramlarımız ister istemez aynı. Orojenez, epirojeniz, volkanizma, deprem, devhalların hareketleri. Bir de burada ekstra görebileceğimiz masif dediğimiz bir kavram var. Bunu da jeolojik zamanlar kısmında söylemiştik. Buradaki kısımdaki temel kabullerimiz ne? Kanıt kullanacağız. Türkiye'de mesela epirojeneze kanıtlar, orojeneze kanıtlar, volkanizma ya da depreme kanıtlar. Değişim ve sürekliliği algılayacağız. Yani Türkiye'nin geçmiş dönemdeki arazisi nasılmış, günümüzdeki arazi nasıl bu şekilde meydana gelmiş bunlardan ve bir de zamanı algılayacağız diyebiliriz sevgili dostlar. Görsele şöyle bir bakıyorum. Bir volkanizma faaliyeti var. Aktif hale gelmiş ve insanlar kaçıyor. Bu görselin Türk Türkiye'de şu anda olma ihtimali var mıdır dersek tabii ki de hayır. Neden? Çünkü Türkiye'de şu anda aktif bir volkanımız mevcut değil. Ama Geçmiş dönemde Türkiye'de aktif volkanizma faaliyetleri yaşandığı için çok eski dönemlerde belki insanlar Nemrut Volkanı olabilir patladığında bu patlamayla birlikte korkarak bu alandan kaçmış olabilirler. İşte şimdi Türkiye'de bunlar nedir ne işe yarar onlardan şöyle bahsetmemiz gerekirse. Şunu unutmayalım. Türkiye'nin şu andaki bulunduğu arazi ve yakın çevresi geçmiş jeolojik dönemlerde yani paleozoikte, mezozoikte, senozoik dediğimiz dönemlerde hem epirojeneze hem orojeneze hem depreme hem de volkanizma faaliyetine bağlı olarak oluşmuş, şekillenmiş ve hala şekillenmeye de devam etmekte. İşte biz bugünkü dersimizde Türkiye'deki epirojenizin ne gibi etkileri olmuş, orojenizin, depremin ya da volkanizmanın ne gibi etkileri olmuş onlardan bahsedeceğiz ve birinci kısımda Türkiye'de epirojenez, epirojenez neydi kıta oluşumu diye yazayım ama kıtanın dikey yönde yani geniş yer kabuğu parçalarının dikey yönde yükselip ya da alçalması işlemiydi. Peki bu yükselme ya da alçalma işlemi neye bağlı gerçekleşiyor dersek izostatik dengenin bozulmasına bağlı olarak gerçekleşiyor. Yani ya arazimizde bir ağırlık artışı olacak ve biz mantoya doğru çökeceğiz ya da bir hafifleme meydana gelecek ve biz manto üzerinde yükseleceğiz. Özellikle Türkiye arazisi unutmayalım tersiyer döneminde. Bu tersiyer dediğimiz dönem hangisidir dersek 3. jeolojik zaman demiş ya. Aslında bu tersiyer dediğimiz dönem Senozoyik dönemin alt devridir. Ve bu dönemde özellikle Alp Himalaya kıvrım sistemi ile birlikte yükseliyor. Bu Alp Himalaya kıvrım sistemi dediğimiz olay Orojenezdir. Bak bunu unutmayalım tamam mı? Orojenez'de yükseldik. Şimdi bunun eski dönemlerinde de Gondwana ve Laurasia levhaları vardı. O Mesozoik dönem dediğimiz kısımda bunlar birbirinden uzaklaşmıştı. Bu levhaların birbirine yaklaşması sonucunda bak burası oldukça önemli. Anadolu karasında bir yükselme meydana gelmiştir. Şimdi bu Senozoik dönemin Baş kısmında Anadolu yarımadası kara haline geldi ya. Kara haline geldikten sonra şu oluyor. Dış kuvvetler özellikle Anadolu coğrafyasındaki bu kara alanı haline gelen merkezlerimizi aşındırıyor. Şimdi burada bir aşındırma faaliyeti meydana gelirse ağırlıkta kara kütlelerinde bir azalış olacak mı? Aşındırılan malzemeler herhangi bir alanda biriktirilirse burada da ağırlıkta bir artış meydana gelecek mi? Zaten bizim bu epirojenez dediğimizde izostatik dengenin bozulabilmesi için ya ağırlaşmamız ya da ne olmamız hafiflememiz gerekiyordu. E bu şartlar altında oluşan bu arazi dış kuvvetler tarafından aşındırılırsa burada ne olacaktır? Bir hafifleme aşındırılan malzeme bir yerde biriktirilirse de orada da ağırlık artışı yaşanacaktır diyebiliriz. O zaman işte bizim bu epirojenez dediğimiz olay senezoik dönemden sonraki süreçte daha böyle aktif hale gelmiştir diyebiliriz. İşte bu senezoik dediğimiz dönemin ters yerin sonlarına doğru ve kuaterner dediğimiz jeolojik zamana geçerken Senozoik'te ters yerin sonu kuaternerin başı Peneplen haline geliyor Anadolu coğrafyası. Yani bu ne demektir dersek bu da şu demektir. Şimdi arkadaşlar bizim bu Senezoik dediğimiz dönemde Alp Himalaya kıvrımları meydana geldi ve arazimizde ne oldu? Şöyle bir dağlık alan meydana geldi. Bu Senezoik dediğimiz dönemin sonuna doğru artık bu Anadolu coğrafyası özellikle bazı alanlarda şöyle bir hal aldı. İşte bu hali biz peneplen diyoruz. Diğer ismiyle bu yontuk düzdür. Yani arazi ne yaptı? Üst kısımları aşındırıldı ve hafif dalgalı bir düzlük haline geldi. Ya şimdi şöyle düşün. Üst kısmı böyle aşındırılırsa bu arazinin ister istemez burada bir hafifleme meydana gelmeyecek mi? Yani ağırlık azalışı oldu. Hafifleme meydana gelirse o zaman bu arazi olduğu gibi ne yapacaktır? Yükselecektir. Ve bu Anadolu coğrafyasında bu yükselme olurken deniz seviyesi çekilecektir. Deniz seviyesi çekilmesi olayına da regresyon ifadesi kullanacağız. Özellikle Türkiye'de bu epirojeneze ait sahalar mevcut mudur dersek var. Mesela Çukurova ve Ergene havzası var. Bu alanlarda aşındırılan malzemeler biriktirildiği için ağırlık artışı var ve bu alanlar alçalmakta. Bununla birlikte Akdeniz ve Karadeniz'in bulunduğu yerdeki çukur alanlarda yani çanaklarda biriken tortullar yani birikme alanları bu alanlarda da bir ağırlaşmaya sebebiyet vermekte ve burası da ne yapıyor? göçüyor. Özellikle şunu da unutmayalım. Bizim ülkemizde iç bölgelerde geniş düzlüklerin yer kaplaması yani platoların geniş bir şekilde yer kaplaması ki bu platolar kimdir dersek hemen o platolara da şöyle bakmış olalım sevgili dostlar. Şimdi bu platolar özellikle iç Anadolu bölgesinde şu kısma şöyle geliyorum. Şuradan şöyle batıyı çizdik. Tam şu kısım. Bu kısımda Alt kısma güneye doğru geldiğimizde Ankara ve çevresi. Yazılıkaya platosu olabilir, Eskişehir'de Haymana platosu olabilir, Bozok platosu olabilir, Sivas'a doğru gittiğimizde Uzun Yayla platosu olabilir. Bu alanlarda platoların varlığı yani geniş düzlüklerin yer alması epirojenezle bu arazilerin yükseldiğini kanıt olarak bize gösterecektir sevgili arkadaşlar bunu unutmayalım. Bununla birlikte özellikle ülkemizde epirojeneze kanıt olarak gösterilebilecek bir diğer olay Akarsularda ya da deniz kıyılarındaki basamaklı yapılardır. Biz bu basamaklı yapılara taraçalar diyeceğiz. Diğer ismiyle sekidir bu basamaklar. Bu basamakların da bizim ülkemizde yer alması Anadolu coğrafyasının epirojenezle yükselmesinin en önemli kanıtları arasında yer alabilmektedir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi orojenez kısmına. Peki bu orojenez nedir? Oro dağ demekti Latince'de. Jihenez de oluşumu, dağ oluşumu. Peki Türkiye'deki bu dağlar nasıl oluştu dersek özellikle orojeneze bağlı olarak oluşan dağlar levhaların birbirine yaklaşması sonucunda oluşuyor. Yani biz yaklaşan levha sınırında bu dağlık sistemlerin oluştuğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki bu hangi levhalar Anadolu'nun coğrafyasını sıkıştırıyor. Kuzeyde geniş büyük bir levha olan Avrasya levhası, güneyde Afrika levhası, gene güneyde Arabistan levhası. Bu levhalar ülkemizi sıkıştırdığında özellikle tortul tabakaların sıkışmasına bağlı olarak burada bir yükselme yaşanıyor. Peki buradaki orojenez neden ikiye ayrılıyor şundan dolayı? Eğer ki bizim bu Anadolu coğrafyamızdaki tortul tabakalar esnek bir yapıya sahipse önce ondan başlayalım. Esnek bir yapıya sahipse kıvrım dağları. Eğer ki Anadolu coğrafyasında biriken bu tortul tabakalar sert bir yapıya sahipse de kırık dağları oluşturmakta. Ha, o zaman buradaki mantığımız orijinezde gene hatırlamış olalım. Esnek ya da sert olmasıydı. Peki bu esnek olduğunda antiklinal, senklinal yukarı aşağı kısımları. Sert olduğunda ise horst, graben sistemleri bunlar da ülkemiz coğrafyasındaki dağlık sistemleri oluşturmaktaydı diyebiliriz tamam mı? Peki bu döneme geldiğimizde bu dönemin öncesinde Türkiye'de bu levhaların hareketiyle birlikte meydana gelen alanlar var mıdır dersek var. Kimdir bu alanlar dediğimizde birinci jeolojik zamanda meydana gelmiş araziler var. Ve biz bu birinci jeolojik zamanda meydana gelmiş arazilere ne diyoruz? Masif arazi diyoruz. Yani bu araziler eşittir yaşlı arazilerdir. Birinci jeolojik zamanda oluşmuş yaşlı arazilerdir. Nerede var dersek Yıldız Dağları masifi bunun dışında Menteşe-Saruhan masifi, Antalya-Alanya-Anamur masifleri, Kırşehir masifi, Zonguldak masifi, Bitlis-Pötürge masifi, Mardin masifi bunlar birinci jeolojik zamanda Anadolu coğrafyasında meydana gelmiş yaşlı araziler. İşte biz bu yaşlı arazilere masif arazi diyoruz. Daha sonra levhaların hareketiyle birlikte de orojeneze bağlı olarak sıkışmalar yaşanacak ve bizim ülkemizin de meydana gelmesindeki en önemli orojenik hareket nedir dersek Alp orojenizdir. Burada özellikle Lavrasya ve Gondwana kıtalarının sıkışmasıyla birlikte şu ara kısımda dikkat ederseniz Tetis denizi yer almakta ve bu sıkışmayla birlikte bizim ülkemizdeki kuzeydeki Kuzey Anadolu dağları ile güneydeki Toros dağları oluşmaktadır diyebiliriz. Aynı zamanda Doğu Anadolu'ya geldiğimizde burada da şöyle geriye geliyorum bakın Doğu Anadolu'ya geldiğimizde burada Avrasya levhası ile Arap levhasının sıkışması ile birlikte bizim Anadolu levhamızda batıya doğru ne yapmakta hareket etmekte sevgili arkadaşlar peki. Batı kısma geldiğimizde olay nasıl olmuş? Batı kısımda ise gerilmeler meydana gelmiş. Ve bu gerilmelere bağlı olarak kırılmalar yaşanıyor ve biz ülkemizdeki kırık dağları Batı Anadolu'da görmekteyiz. Ama ülkemizdeki kıvrım dağları ülkenin kuzeyinde. Burası Kuzey Anadolu dağlarıdır. Ülkenin güneyinde burası da Toros Dağları olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Peki şimdi gelin hep birlikte bu dağlık sistemleri de Türkiye üzerinde görmüş olalım. Şimdi arkadaşlar burayı kuzey kısmı tam şurası burayı görebilmektesiniz. Burası Avrasya levhası yani şu üst kısım büyük bir levha Avrasya levhası. Hemen güneye geliyorum şurada Arap levhası var. Ülkemize buradan böyle doğudan sokuluyor. Şurada da büyük bir Afrika levhası var. Gene bizim ülkemiz arazisini ne yapmakta? Sıkıştırmakta. Ve ülkemizdeki arazinin bu levhalar tarafından sıkışmasıyla birlikte... Kuzeyde Kuzey Anadolu Dağları. Bakın tam şu kısımda İstanbul'un kuzey batı kısmında Yıldız Dağları. Devam ettiğimiz zaman Bolu'ya geleceğiz. Kör Oğlu Dağları. Tam şu hatta şöyle Sinop'a doğru geldiğimizde burada Küre Dağları. Onun dışında Kastamonu hattına geldiğimiz zaman, o Samsun hattına geldiğimiz zaman Canik Dağları, devamında Giresun Dağları şu kısımda şöylece doğuya doğru gittiğimizde Doğu Karadeniz Dağları yer alacaktır. İşte bu ülkemizin Doğu Karadeniz kıyılarından başlayıp kuzeyde şöyle batıya doğru uzanan bu dağlık sistem Kuzey Anadolu Dağları olarak geçer. Tabii ki ikinci sistemimiz Kıvrım Dağı olarak güneydeki sistemdir. Burada da şurası Teke platosudur. Şurası da taş eli platosudur. Teke platosundan başlayıp güneybatı torosları başlangıç kısmını alırız. Daha sonra buradan böyle devam eder. Şu kısımda Adana'ya doğru geldiğimizde orta toroslar kısmına geliriz. Ve buradan böyle Doğu Anadolu'ya doğru gittiğimizde de Van Gölü'nün şu alt kısmından şöyle gideceğiz. Burada da sevgili arkadaşlar güney doğu toroslar yer almakta. İşte ülkemizin Kuzeyindeki Kuzey Anadolu Dağları ile güneyindeki Toros Dağları kıvrım orojenezi sonucunda oluşmuştur. Yani kıvrım dağlardır. Ama bizim ülkemizdeki dağların kırıklı olan kısımları Batı Anadolu'da gerilmeye bağlı olarak oluşuyor. Yani tam şu hat dediğimiz kısımda oluşuyor. Burada horst graben sistemleri var. Tamam mı? Bak dikkat ederseniz zaten burada horst ve graben sistemlerini görebiliyoruz. Şu mesela menteşe dağları kırıklı bir dağdır kıyıya diğerlerine göre paralel uzanır. Hemen şöyle geldiğimiz zaman mesela burada bir dağımız var. Aydın Dağları. Şu kısımda bir dağımız var. Boz Dağları. Kuzeye doğru çıktığımızda bak kazma yutmuş boz ayım diye kodlayacağız bunu. Yukarıda mesela Kaz Dağları var. Madra Dağı var. Şurada Yunus Dağı var. Bak şu mesela Boz Dağlar. Şuraya geliyorum Aydın Dağları. Şu kısma geliyorum. Burası da Mentişi Dağları. Arada da Graben dediğimiz düz alanlar var. Buralarda genel itibariyle tarımsal anlamdaki önemli yerler olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Bu orojenez kısmıdır. Epirojenez kısmında da şunu unutmayalım. Özellikle şu Orta Anadolu dediğimiz kısımda. Yani şu kısımda. Şöyle araziye bakarsak bu arazi olduğu gibi düzdür. Bu arazinin düz olması da o son jeolojik dönemde aşınmaya bağlı olarak hafifleme ve bu hafifleme sonucunda da meydana gelen yükselmedir ki biz bu olaya da ne diyoruz? Epirojenez olayı diyoruz. Ama dağların oluşumu orojenezdir. Bunu da unutmamış olalım sevgili dostlarım, tamam mı? Burada da dağları gösterelim. Özellikle kuzeydeki Yıldız Dağları olabilir, Köroğlu Dağları olabilir, Küre Dağları, Canik Giresun Dağları ve Doğu Karadeniz Dağları olur. Bu yukarıdaki dağlık sistemimiz Kuzey Anadolu Dağlarıdır. Bak bir ifadede senin karşına Kuzey Anadolu Dağları gelirse hemen ne yapıyorsun? Bunun yukarıdaki yani ülkemizin kuzeyindeki dağları olduğunu biliyorsun. Bak burası Güneybatı Toroslar, Bey Dağları, Ak Dağlar. Şu kısım şöylece orta toroslar. Şu kısım şöylece güneydoğu toroslar. Toros dağları dediği zaman da ülkenin en batı kısmından en doğu kısmına kadar gideceksin. Ve şunu unutma. Kuzey Anadolu dağları ile renk bu olduğu için böyle yapıyorum. Toros dağları kıvrım orojenizi sonucunda meydana gelmiştir diyebiliriz bunu unutmayalım. Ama bizim ülkemizde özellikle Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe dağları ülkemizdeki Batı Anadolu dağları olarak geçer ve bu Batı Anadolu dağları da kırık orojenizi sonucunda meydana gelmiştir diyebiliriz. Yani burada sıkışma ile birlikte kırılma var ve Horst Graben sistemi var. Bak yukarıda kalan kısım Horst, aşağıda kalan kısım ise Graben sistemi. Kıvrımda ise yukarıda antiklinal, aşağıda ise senklinal kısmı var. Onları da burada göreceğiz. Tabii ki Türkiye'de epirojenez ve orojenez dışında neler de meydana gelmiş? volkanizma faaliyetleri de meydana gelmiş. Mesela şuradaki Türkiye'nin en yüksek dağlarına baktığımızda Büyük Ağrı Dağı diyor 5137 metre. Büyük Ağrı Dağı mesela bir volkanizma sonucunda oluşmuş volkanik dağdır. Yani orojene sonucunda meydana gelmemiştir diyebiliriz. Ağrı Tendürek, Süphan ve Nemrut Dağı. Bak Süphan Dağı da gene aynı şekilde volkanizma faaliyeti sonucunda oluşmuştur. Erciyes Dağı volkanizma faaliyeti sonucunda oluşmuştur diyebiliriz. Yani bizim ülkemizdeki dağları oluşturan etken sadece orojenik hareketler değil. Yani vol, vol sıkışmayla birlikte yükselme değil. Volkanizma faaliyetleri sonucunda da meydana gelmiş dağlarımız da mevcut. Peki bizim ülkemizdeki volkanizmaya da şöyle bakmamız gerekirse özellikle Türkiye'deki volkanik alanlara baktığımızda ülkenin doğu kısmında görebiliyorum. Güneydoğu kısmında, orta kısmında ve batı kısmında volkanik arazileri yaygın bir şekilde görebilmekteyiz. Özellikle şunu unutmayalım. Bizim ülkemizde Kuzey Anadolu dediğimiz şu coğrafyada volkanik arazileri görmemiz Mezozoik dönemde denizaltı volkanizmasının etkili olmasıyla ilgili bir durumdur. Ama bu coğrafyada Ağrı Dağı, Tendürek Dağı, Süphan Dağı ve Nemrut Dağı dediğimiz dağlık alanlar devamında ise Karacadağ dediğimiz volkanik alanlar mevcuttur. Zaten buradaki volkanik araziye dikkat edersen bir hat şeklinde etkili olmuş. Niye biliyor musunuz? Levhalar bizim ülkemizi bu kapsamda buradan sıkıştırıyor ve kıvrılıyor ya. Kıvrıldı, kıvrıldı, kıvrıldı. Belirli bir yerden sonra bu kıvrılan madde tabaka esnekliğini yitirecektir ve burada kuzeydoğu güneybatı yönünde ne yapacaktır? çatlayacaktır. Ve bu hat doğrultusunda Ağrı, Tendürek, Süphan, Nemrut ve Karacadağ dediğimiz volkanik araziler oluşmuştur. Aynı şekilde Orta Anadolu'da da dikkat ederseniz Kuzey Doğu, Güney Batı doğrultusunda bir kırılma var. Burada kimler var? Erciyes var, Melendiz var, Hasandığı var, Karaca Dağı var, Karadağ var. Bunlar da Orta Anadolu'daki volkanik araziler. Özellikle ülkenin batı kısmında da Kula dediğimiz alanda Divlittepe volkanikleri var. Bu da Türkiye'nin önemli volkanik arazilerinden bir tanesidir diyebiliriz sevgili dostlarım. Ve bunlara bağlı olarak bazı bölgelerde oluşan yer şekilleri ki özellikle peribacaları ülkemizde turizm açısından oldukça önemlidir. Nerede? Nevşehir, Ürgüp, Göreme, Avanos çevresinde bu da oldukça önemlidir. Bunun da birlikte volkanizma ile birlikte evet volkan konileri oluşabilir ama bu volkan koni tepe kısmı neydi? Hatırlayın şöyle kraterdi. Eğer ki bu krater dediğimiz kısım patlar ve çok daha geniş bir çukurluk oluşturursa bu çukurluğa da biz kaldere çukurluğu diyorduk. Eğer ki bu çukurluk volkanik arazide Etrafta meydana gelmişse şöyle bu çukurluklara da biz mağar çukurlukları diyorduk. Bunu da bir, bir, bir önceki dersimizden hatırlamış olalım sevgili arkadaşlar. Peki biz bunları görmek istersek Türkiye'de nerede göreceğiz dersek hemen şöyle hepsini teker teker göstermiş olalım sevgili dostlarım. Şöyle ülkenin doğu kısmına geliyorum. Bak tam şu kısım gördünüz mü? Burada bir göl var. Bu göl Nemrut Gölü olarak geçer ve şuraya dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar krater ne yapmış parçalanmış. İşte krater parçalandığında buradaki gibi böyle geniş bir çukurluk meydana gelmişse biz bu çukurla ne diyeceğiz? kaldera diyeceğiz. Hemen şuradaki volkanik arazileri görebilmekteyiz. Orası neresiydi? Bitlis'teki Nemrut Dağı'ydı. Burada mesela Süphan Dağı var. Aynı şekilde şöyle geldiğimiz zaman Tendürek Dağımız da yer alacaktır. Şöyle gittiğimiz zaman da şuradaki volkanik arazimizde Ağrı Dağı olarak karşımıza çıkacaktır. Türkiye'nin zaten en yüksek dağlık sistemi olarak karşımıza da çıkmakta. Bununla birlikte şöyle geldiğimizde ülkemizin o orta kısmında Mekke Gölü yer alacaktır. Şöyle kuzey yönümüzde sıfırlayalım. Burası özel bir arazi. Hemen ben şu kısımda şöyle Meki Gölü dediğimiz kısmı şöyle bir geriye doğru gidiyorum. Konya Karapınar çevresinde. Konya Karapınar çevresindeki bu Meki Gölü'nde ne olmuştur dersek şu oluyor arkadaşlar. Bakın şuraya dikkat edin. Şöyle biraz iniyorum. Şu kısma dikkat edin. Bu kısımda dikkat ederseniz bir çukurluk var. İşte bu volkanik arazinin etrafında patlama ile birlikte oluşmuş bu çukurluklar mağar, çukurluklar olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu da volkanizmanın bu bölgelerde etkili olduğunu bize söyleyecektir diyebiliriz. Geldik Türkiye'de depremler. Türkiye şimdi levha sınırlarında yer alıyor. Yani Arabistan, Afrika ve Avrasya levhasının tam sıkışma alanında yer alıyor ve bizim ülkemizde maalesef sıklıkla depremler yaşanmakta. Yakın tarihte maalesef yaşamış olduğumuz bir deprem var ve 53.000'in üzerinde vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Peki bu fay hatları Türkiye'de nerede geçiyor dersek? Birinci kısım. Batı'da Saros Körfezi'nden başlar. Marmara Denizi'nin tabanından devam eder. Bolu üzerinden devam edip Ankara'nın kuzeyinden böyle devam edip gidecektir. Ve ta en doğuda Varto'ya kadar uzanır. Burası Kuzey Anadolu fay hattı olarak karşımıza çıkmakta. İkinci fay hattımız... Hatay'dan ülkemize sokulur. Maraş Elbistan hattından kuzeye doğru gider ve Muşvarto da Kuzey Anadolu fayı ile birleşir. Bu da Doğu Anadolu fay hattı olarak karşımıza çıkmakta. Üçüncü fay hattımız ise batı kısmında o Horst Graben dediğimiz alan vardı ya. Bu alanda kırılmaya bağlı olarak oluşan fay hattıdır. Bu fay hattına da biz Batı Anadolu fay hattı demekteyiz sevgili arkadaşlar. De bizim ülkemizde yaşanan. İşte Hatay'da gördüğümüz, Maraş'ta gördüğümüz, Malatya'da gördüğümüz, Erzincan'da, Bolu'da, Marmara'da gördüğümüz ya da İzmir'de gördüğümüz depremler dikkat ederseniz bu fay hatları üzerinde yer almaktadır diyebiliriz. Ama mesela Türkiye'de Mersin çevresi, Konya çevresi, onun dışında Ankara çevresi ya da Doğu Karadeniz kıyıları. Aynı zamanda Batı Karadeniz kıyıları Türkiye'de deprem tehlikesinin daha düşük olduğu alanlardır diyebiliriz. Şurada da Trakya dediğimiz alan Türkiye'deki deprem tehlikesinin düşük olduğu bölgelere örnek verebileceğimiz kısımlardır diyebiliyoruz. Peki biz bugün bu konuda neler işledik? Türkiye'de orojenezden bahsettik. Kıvrım orojenezi vardı unutmayalım. Kırık orojenezi vardı. Kırık orojenezi ülkemizin batı kısmında, kıvrım orojenezi ülkemizin kuzey kısmında ve güney kısmında yer almaktaydı. Epirojenezde dikey yönde yükselme ve alçalma işlemleri vardı ve bu yükselme alçalmaya verebileceğimiz en güzel örneklerde yükselme kısmında İç Anadolu bölgesindeki platolar alçalma kısmında ise Ergene Havzası Çukurova diyebiliriz. Volkanizmada volkanik dağlarımız vardı. Mesela Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı'dı. Volkanik bir dağımızdı. Depremlerde de 3 fay hattımız. Kuzeydeki Kuzey Anadolu Fay hattı, Hatay'dan ülkemize sokulan Batı Anadolu Fay hattı, bir de hemen şurayı şöyle düzeltelim tekrar Hatay'dan ülkemize sokulan fay hattı Doğu Anadolu fay hattı ve batıda da ülkemizde etkili olan fay sistemi Horsgraben'de Batı Anadolu fay hattıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Karşınızda günün ödüllü sorusu cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.